olarak bir etkinlik düzenlemek istemiştik. Aslında bunu aşk haftasında, yani 14 Şubat'ta haftasında yapmak istemiştik. Misafirimizin, konuğumuzun zamanı bugüne müsait olabildi. Çok da iyi oldu. Ben lafı çok uzatmayacağım. Dücane Cündioğlu bugün bizlerle birlikte. Kendisinin hem felsefe hem aşka dair bizimle paylaşacakları var. Hem kendisini hem de fakültemiz dekanı sevgili Deniz hocamızı davet ediyorum. Birlikte. Merhaba arkadaşlar. Bunlar bu, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Benim de sevgili dostum, her zaman fikirlerinden, ilminden istifade ettiğim bir arkadaşım. Bizi kırmadı, bugün geldi. Çiğdem hocamızın da dediği gibi aslında bu bir felsefe semineri niyetiyle başlamış. Ondan sonra bütün fakülteyi kapsayan bir aşk haftası haline dönüştürülmüş bir projeydi. Ve üstelik aşkın her boyutunu incelemeyi düşünmüştük. Ve bunun hem biyolojisi, hem fizyolojisi, hem romantizmi, edebi açılımları, hem felsefesi, hem sosyolojisi. Çünkü aşk hayatın enerjisi, hayatın dinamiği. Aşksız olmaz. Hep çocuklarıma da söylerim, inşallah aşık olursunuz. Yani insan ömründe aşık olabilmek bir nimet, Allah'ın sunduğu bir nimet. Biraz eziyetli de olabiliyor zaman zaman. Şimdi Dücane bize eziyetli taraflarından da bahseder muhtemelen, ama hayatta deneyimlenmesi gereken bir şey. Bizim neslimiz biraz daha fazla yaşadı bu acıları belki. Biz aşkı daha çok seviyorduk diyebilirim. Ama aşk hiç bitmez. Yani hangi uygarlık düzleminde yaşarsanız yaşayın, hayatımızın en renkli, en güzel zamanları, biraz acıdan geçmeyen hayatlar, şarkılar falan pek güzel bir işe yaramazlar ya Sezen Aksu'da. Acıdan ve aşktan geçmeli hayatlar. Hayatın hayat olduğunu ancak o zaman anlayabiliyoruz. Dücane bir mütefekkir. Ben onu şucu bucu diye tanımlayamayacağım. Yani felsefeci mi, dil bilimci mi, teolog mu? Yani her şeyi bilir. Böyle bir özelliği var kendisinin. Ben de hayranlarından bir tanesiyim. Onun için sözü ona bırakacağım. Aşka dair bize neler söyleyecek? Nedir kardeş bu aşk denilen şey? Neden bahsediyoruz yani bugün? Bize anlat bakalım biraz. Sonra biraz çocuk arkadaşlarımıza da şey verelim, soru cevap faslı da verelim. Sen önce bir sohbetini yap. Daha sonra olur. Derinleştirelim. Tamam. Herkesi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hocam bize telefonda konuşurken bir aşk adamından dinleyelim dedi filan. Böyle hem hoşuma gitti, hem de bu sıfatın altını pek artık doldurabileceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü bir deneyim yaşadım. Ben hakikaten yıllardır ders veririm. Halka açık derslerdir. Mantık Atölyesi adı altında Taksim'de, Atatürk Kitaplığı'nda yıllarca konuşmalar yaptım. Ama işte konuşmanın bir yerinde bir beyit okumaya başlarım filan. Böyle benim de belli bir takipçi şeyim de vardı. Fena da değildi edebiyatla aram filan. İşin içine yani aşkı konuştuğumda, şimdi hocam tabii o sıfatı kullandığı için biraz mahcubiyetle söylüyorum. Aşk adamı, ben yaşta tabii onlara 30'lu 40'lı yaşlar. O şeyi, duyguları hissederek o beyitleri okurken filan herkes de mest olurdu. Ben fena bir konuşmacı sayılmam. Fakat en son 2 sene evvel filan aşk üzerine bir konuşma BİE'de, bizim Saydam'ın orada, bir aşk üzerine konuşmaya karar verdim ve ücretli tabii oraya, yani önemli bir ücret almıyorlardı ama burs veriyorlardı öğrencilere o ücretleri. Ben de dedim ya, bu aşkı öyle bir analiz edeyim ki vay be desinler yani. Çünkü entelektüel kapasiten filan, artık yaşım filan, bunu yapabil
gideceğime inanmış olmalıyım ki gittim ve birinci sınıf bir konuşma yaptığımı düşünüyordum aşk üzerine. Yani o birinci sınıf nereden geliyor o niteleme? Çünkü eskiler mantıkta bir mantık tabiridir. Efradını cami, ayarını mani denir. Yani konuşulacak konunun ya ilişkin olan her şeyi kümenin içine alacaksınız. İçine girmemesi gereken her şeyi de dışarıda bırakacaksınız. Yani efradını cami olacak, cem edecek, içine alacak küme, ayarını, yabancı unsurları da dışarıda bırakacak. Yani benim konuşmamda iyi kötü aşk üzerine bu nitelikleri taşıyor diye düşünüyordum. Fakat konuşmadan çıkanların böyle yüzü düşmüş filan, bir kadın böyle gayet paylayarak hayal kırıklığıyla ayrılıyorum buradan dedi filan. Sonra bir iki tane de mail de geldi. Hepsi hayal kırıklığı içinde. Yani bunun için mi geldik biz dedi. Yani o gün de çok ilginç bir şey var. Bomba patladı. Ve birçok kişi gelmeyebilir. Benim şey tıklım tıklım doluydu. Herkes Sultanahmet'ten bir yerde bir o terör dönemi şey Almanlara yönelik bir şey olmuştu Sultanahmet'te. Alman turistleri. Şeyde İstiklal Caddesi'nde mi? İşte onlardan biriydi. Yani aynen. Hiç kimse sokağa çıkmadığı yerde biz aşk üzerine Mecidiyeköy'de konuştuk. Bir de dedi biz ölümü hiç saydık geldik buraya dedi. Bu muydu dedi bize anlatacaklarınız filan. Şimdi tabii çok şaşırdım. Yani bugün de belki çıkışta bekleriz. Bu benzer bir şeyde deneyim yaşıyor olabiliriz. Çünkü aşkı kavramsal olarak analiz ettim. Ne beyit okudum, ne bilmem, hiç kimseyi heyecanlandırmadım. Kanlarını, hızlı akmasını sağlamadım. Beyitler, meyitler olmayınca ben böyle makasla kese 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 aşkı anlattım. Bugün de aşk adamı şeyini, sıfatını yerine getireceğimden şüpheliyim. O yüzden şimdiden gardımı alıyorum, yani mazeretlerimi beyan ediyorum. Şöyle bir soru ile başlayalım. Önce bir şey felsefeciler aporia korlar ortaya, bir açmaz, bir çıkmaz sokak. Sonra o orayı açmaya çalışırlar. Açılıp açılmayacağını denerler. Aşk bir birleşme, vuslat mıdır, bir firak mıdır, hicran mıdır? Asıl soru budur. Yani aşk sözcüğünü kullandığınızda aşık oldum, hiç aşık oldum mu sualiyle karşı karşıya kalan kişiye ne sorulmaktadır aslında? Hiç aşık oldum mu? Yani bir kızla, bir oğlanla birleştin mi, birlikte oldun mu, vuslata erdin mi diye sorulmaktadır. Yoksa hiç sevdiğin birine ulaşamadığın, kavuşamadığın, terk edildiğin oldu mu diye sorulmaktadır. Hangisi? Aşk, işte vuslat, belki bağlıdır diyebilir ki hem vuslat, orta yolcular hemen kendini belli ediyorlar, hem vuslat hem firak. Şey olsa eskiler şey derdi, hem şoför yan hem beş kuruş olmalı derdi. Öyle hem vuslat hem firak, hicran, ayrılık olmaz. Ama daha çok biz aşk dediğimizde aşkı bir ideal gibi algılarız. Yani bir ulaşamama hali. Öyle midir? Yani aşk bir kaybetme hali midir? Birini, bir kızı veya bir oğlanı sevdik, sonra ayrıldık. Mesela bu bir kaybetme oluyor. Eğer hiç pas vermiyorsa karşı taraf, sahip olamama oluyor. Melankolinin de tanımı
Kindi'den aktarayım. Çok eski bir filozof. Aynı açıklamayı Freud Almancasını yapıyor. Yani Arap, ben zamanında yazmıştım. Arapçasını da Almancasını da internetten bulabilirsiniz bu aktaracağım sözün. Hüzün nedir? Aşk demek bence hüzün demektir. Hatta insan demek hüzün demektir. Hüznün tarifi nedir? Ya elde edememe, elde edemediğimiz, arzu ettiğimiz bir şeyi elde edemediğimizde ortaya çıkar bu hal. Ya da elde ettiğimiz, sahip olduğumuz bir şeyi kaybettiğimizde. Yani buna şöyle örnek veriyorum, kötü bir örnek ama kavramı imgesel olarak saklamanız için söylüyorum. Bir anne, bir kadın eğer çocuk sahibi olamıyorsa olmak istediği halde bunun sonu hüzündür. Hüzün melankoli anlamında kullanılır. Yani bu bir anlamda deliliğe varacak şekilde tanımlanırdı orta çağda. Hatta ilk çağda Hipokrat'tan beri böyledir. Ya da bir annenin evladını kaybetmesi gibi. Bakın bu da hüzne yol açar. Şimdi ikisinde de sahip olamamakla sahip olduğumuzu kaybetmek. Şimdi ayrılık iki türlü oluyor. Birinde yitim duygusu, terk edilme duygusu, birleşememe, sahip olamama, mülkiyeti sürdürememe duygusu. Birinde ona hiç ulaşamama duygusu. Bugün çağımızda aşkı veya aşka benzer birçok duyguyu nasıl deneyimliyoruz? Nasıl deneyimlediğinizi düşünüyorsunuz? Yani aşkı bir ulaşamama hali mi olarak yaşıyorsunuz? Yoksa bir kaybetme hali mi? Terk etme ya da terk edilme? Ben emin değilim. Bu günümüz çağımızda aşk ve sevgi, birçok şey için bunu söyleyebilirim. Postmodern bir çağ olarak hatta tartışabiliriz de bunu sorular kısmında. Çağımızın sorunu sürdürülebilirlik sorunudur. İlişkiyi sürdürememe sorunudur. Yani yoksa ulaşamama sorunu çok daha nadir, kenardadır ve edebiyat bunu umursamaz. Aptal, kızı kafalayamadı, oğlanı yani bu bir iktidar, bu bir beceriksizlik olarak çağın nevrotik tepkilerinden biri bence. Yani fakirlik mesela. Zengin olamamış salak, aptal, para kazanamıyor. Bu asla bir yazgı filan gibi algılanmaz çağımızda, algılanmıyor. Bir beceriksizlik olarak algılanıyor. Dolayısıyla şu, bu aşama hızlıca geçildiği için sahip olduğu serveti elinde tutup tutmama, sahip olduğu iktidarı, mülkiyeti elinde tutup tutmama sorunu vardır. Buna bir süreklilik, beka sorunu deniyor. Bu siyasette de böyledir, ticarette de böyledir. Dikkat ederseniz hızlı yükselmeler çağımızda çok kolaydır. Neden? Çok basit. Ben her zaman bunu söylerim. Cinsel ilişki doğal bir ilişkidir. Ve bir seçime bağlı değildir. Yani kime aşık olduğunuzun hiçbir önemi yoktur. Öyle bir film vardı. Önerebilirim. Benim zihnimde artikülasyonum kuvvetli olduğu için bazı konuları hızlıca yan yana getirir zihnim. İşte diyelim ki kölelik, efendilik filan olunca hizmetçi, uşak filmleri hemen 6-7 tane kenarda birikir. Bir tanesi de
Aşkta, bunu da biraz konuşuruz sanıyorum. Sapık aşk dediğim, karşı tarafı öldürmeyi, yok etmeyi, zarar vermeyi meşru gören bir aşk biçimi vardır. Birkaç film önereceğim, yani zikredeceğim. Seyredin demiyorum tabii ama sinema sanatıyla filan felsefeyle ilgilenenler varsa onlar seyretsin. Mesela bir tanesi Türkçe'ye biraz tuhaf çevrildi. Köprü Üstü Aşıkları diye çevrildi. Aslında Pont Neuf vardır Paris'te. Pont Neuf Aşıkları diye bilinen bir şey. Les Amours du Pont Neuf. Bir tane kadın var, bir tane de köprüde yatıp şey yapan çocuk var. Kız, kadın yani, kör olma tehlikesi var. Umurunda değil. Benim olsun diyor. Yani hastaneye yetişmesi lazım vesaire. Fakat oğlan kadının babası arıyor onu. Her tarafa duvarlara resimlerini yapıştırıyor. Fakat yani normal durumda onların bir yan yana gelme şansları yok. Fakat bir şekilde birbirlerine aşık oluyorlar ve onu kaybetme korkusu olduğunda kızın gözlerini kaybetmesi çocuğun umurunda olmuyor. Ben sapkın aşk dediğim örneklerden biri budur. Bir tanesi Bad Guy diye bir film vardır. Bir Uzak Doğu, Kore filmi sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir kadın satıcısı diyeyim, Türkçesini, Farsçasını söylemeyeyim. Kadın satıcısı bir genç kızı görüyor. Böyle hafif kolejli bir kız filan. Arkadaşlarıyla otururken görüyor yolda, gidiyor. Kızı öpüyor sokağın ortasında. Ay deli misin sen diyor, kimsin, terbiyesiz diyor. Sen bir kıyafet bir şeye bak diyor yani. Filan aşağılıyor onu. Tabii aşağıladığı adam büyük bir Çin'le kızı bir şekilde hırsızlıktan tutuklanmasını sağlıyor filan. Derken tuzağa düşürüyor ve bunu genel evinde satmaya başlıyor. Fakat ikisi de birbirine deliler gibi aşık. En son da kız nefret ediyor adamdan filan ama filmin geçen süre içerisinde adama aşık oluyor. Biz de ne zannediyoruz? Türk usulü. Sonunda bu sağlıklı bir şey olacak. Hayır. Devam ediyor. İkisi de birbirine deli gibi aşık. Bu sefer kamyonun arkasında satmaya başlıyor. Şimdi bu aşk mı değil mi? Adam aşık mı değil mi? Kız ona aşık mı değil mi? Yani bunlar birbirlerine duydukları duyguyu yanlış adlandırıyor olabilirler mi? Yani kelimeyi kirletiyor olabilir miyiz? Aşk kutsal mıdır? Yani bunlar aşık sayılmaz mı? Bakın bu değil mi? Birdenbire ezberimiz biraz bozuldu. Aşk dediğimizde aşkı kutsamaya, değer vermeye değil mi? Bizim geleneklerimiz açısından aşk biraz daha mübarek bir iştir. Çünkü ilahi aşk, o Platoncu aşk teması tasavvufta, dini terminolojide o kadar bizim şairlerimizce yazılmıştır ki aşk dendiğinde hep bir kutsal edimden, fiilden söz ettiğimizi düşünürüz. Aşık daima mazurdur. Aşığı Anadolu'da da hatta aşıklar var değil mi? Ozanlara aşık denir. Dolayısıyla aşk bizde kutsanan bir şeydir. O yüzden geri döneyim. Kime aşık olduğunuzun önemi yok. Bu bir kız, bir kadın satıcısına aşık olabilir. İşte bilmem ne Stockholm sendromu falan diyorlar ama tecavüzcüsüne aşık olabilir ki genelde bence en güçlü aşklar böyle olur. Kendisine zarar verene, tecavüz edene filan kızın aşık olması, zayıf olanın, hasar görenin, ona hasar verene aşık olması daha sık rastladığımız bir şey. Neden böyledir derseniz bir örnek verebilirim. Bunu hepimiz yaparız, sosyal hayatta da yaparız. Boksörler ringde dövüşe başlarlar. Bir tanesinin kaşı patlar,
ya da bir tanesi çok güçlüdür. Yani onun maçı kazanacağını bilir karşı tarafta filan. Dövüşürken ne yapar? Yani en çok dayak yiyen, dayak atı kendisine dayak atan boksörle arasındaki ilişkiyi, mesafeyi nasıl ayarlar? Bir düşünün bakalım. Sarılır. Gittikçe ona yaklaşır. Dayak yedikçe, kaşı patladıkça, güvenlik duygusu ne kadar yaklaşırsa daha az hasar alacağını düşünür. Mesela eski 12 Eylül öncesinde militanlar filan bilir bizim nesil. Yani bir şey siyasal devrimci veya da milliyetçi aranıyor. Belinde silah var, bilmem ne var. Ekip otosu da orada. İlk yapacağı refleks eğer iyi eğitimliyse adres sorması lazım. Ekibe gider. Kaçarsa, tedirgin olursa polis hemen onu anlar zaten. Yani polisin eğitimi de onu yakalamaya, onun şeylerini, kriminolojisi, tepkilerini hemen sensörleri yakalar. Burada bir şey var der. O yüzden karşı tarafta eğitimliyse kendisini yakalayacak olan kişinin yanına bizzat gider. Ya ateş ister ondan ya şey yapar. Acaba aşk gibi çok güçlü bir duyguda da insanlar kendilerine en zarar verecek partnerlerle daha fazla yanaşma ihtiyacı hissediyor mu? Hissediyor olabilir mi? Yani bu biraz pervers, biraz daha sapkın bir yönü. Aşkta kime aşık olacağımızı seçemeyiz. Yani benim babaannemin lafı, ondan hep duyardım. Eski bir İstanbul hanımefendisiydi ve İstanbul Türkçesinde ayıp değildi. O yüzden açıkça telaffuz edeceğim. Rahmetli babaannem işte akada konar, bokada konar derdi. Yani seçemezsiniz kime aşık olacağınız. O yüzden anne babanız seçtiğiniz kızı ya da seçtiğiniz oğlanı isabet derecenizi asla beğenmeyecektir. Ve bence mahsuru yok. Yani bu tabiri tırnak içinde kullanıyorum. Herhangi bir aşağılama kastı gütmeksizin. Ama erkek muhabbetlerinde daha rahat telaffuz edilir bir şey. Bir fahişeye aşık olabilirsiniz derim ben. Hiç mahsuru yok. Hiç kimse sizi kınayamaz. Yani bunu işte o kadın satıcısına da aşık olabilirsiniz. Hiç kimse kınayamaz. Ama evlenemezsiniz. Çünkü evlilik ussal bir kurumdur. Süreklilik ister. Sürekliliğin koşullarını o yüzden bizde görücü usulünde anne baba diyelim ki oğlunun bir anne oğlunun evlenmek istediği kıza baktığında ya da kızının evlenmeyi istediği çocuğa baktığında ne arar? Evliliğin sürekliliğini sağlayıcı bir uyum, eskilerin tabiriyle bir kefaet, bir denklik var mı? Ona bakar. Doğrusu da budur. Efendim? Etmez. Çünkü aşkta ussallık olmaz, onu konuşacağız. Niye olmaz? Aşkı bu kadar yücelten şey, insanın en önemli, en az kullandığı yetisinin, ussallığın. Çünkü sürekliliğin ilkesi ussallıktır. Devlette de öyledir. Ben yaptığım bir iki konuşmada şey dedim, iktidara gelmek ussal bir süreç değildir. Para kazanmak da ussal değildir. Hatta çok ilginç, hocam kabul eder mi bilmiyorum ama bilimde bile bir adamın ödül alması, iyi bir profesör olması süreci bence ussal değildir. Ama iyi bir profesör olarak kalması ussaldır. Yani devlette de öyledir. Devletin kurulma süreci, hiçbir devlet ussal olarak kurulmaz. O kurulma sürecinde kendine özgü ussallıklar bulabilirsiniz. Ama devletler hep destanlarla kurulur. İşte kurt onu emzirir, bunu emzirir filan. Yani kuruluş aşamaları, kuruluş öyküleri hiçbiri rasyonel değildir.
Şimdi ancak devletin sürekliliği ussaldır. Çetelerin kuruluşu ussal olmaz. Bir tane kuvvetli, bıçkın bir delikanlı etrafına 4-5 kişiyi topladı mı çeteyi kurar. O mafyaya dönüşür filan ama onun 50 yıl sürmez bu. Birkaç yılda polis onları dağıtır ya da kontrolü altına alır. Ama işin içine ussallık girdiğinde ticarette de böyledir. Piyangodan para çıkar bir anda zengin olabilirsiniz. Ama o zenginliği ancak ussallıkla süreklilik kazandırabilirsiniz. Kadın erkek ilişkilerinde de böyledir. Normal aşık olabilirsiniz ve aşkın süresi, o bağlılığın süresi ne kadardır? Evlilik, çocuk vesaire bunun aşkla filan bir alakası yoktur. Ve dikkat ederseniz günümüzde evlilikler çok kısa süreler içerisinde sonlanıyor. Yani artık anneler, babalar bir yastıkta kocayın filan deme gücünü yitirmek üzereler. Esas itibariyle bir yastıkta kocanacak aile yapıları çok ciddi bir şekilde tarihe karışıyor. Ne ile birlikte? Mimariden bunu takip edebilirsiniz. Avrupa'da daha iyi gözlemlenebiliyor. Amerika'da da New York belki iyi bir şey olabilir. Daireler küçülüyor. Yani öyle 3 oda bir salon, 120 metrekare filan bunlar kalmayacak. Hep stüdyolara 20-25 metrekare. Ve şu andaki ilişki biçimlerinde kız bir şeyde, stüdyoda, oğlan bir stüdyoda bir araya gelmeye ihtiyaç duyarlar veya duymazlar. Çocuk filan 40-50 metrekare ve mekanın tanzimi de bu yeni gelişmelere uygun olarak endüstri devrimi nasıl geleneksel aile yapılarını dönüştürdü. Şu anda da dönüşüyor ve tabii Türkiye biraz bu konularda algı olarak yavaş geliyor. Yani onun için başka doğru yerlere bakmak lazım. Şimdi sorun, çağımızın en büyük sorunu süreklilik sorunu. İlişkilerde süreklilik, bakın aşkta zaten olmaz. O yüzden evlilikte sürekliliği nasıl temin edeceğiz? Bu tabii devlet yöneticilerin, sosyologların filan işi, benim işim değil. Ama esas itibariyle aşkta olmayan şey sürekliliktir. Evlilikte aranan şey sürekliliktir. O yüzden evlilikte sürekliliğin aranması nedeniyle taraflarda ussal, buna İslam fıkhında şey derlerdi eskiden, kefaet. Her şey dengi dengenedir. Yani normal olarak çok zengin bir kız, çok zengin bir şey, fakir bir oğlan, şehirli bir delikanlı, köylü bir kız. Biri somon füme yiyor, biri tarhana çorbası içiyor. Yani hiç yaklaşmayın. Yani biri Çinli, biri zenci. Bu iliş partnerlerin ya da tarafların bir arada olma ihtimali yok mu? Var. Aşk düzeyinde, sevgili düzeyinde filan olabilir. Ama evlilik düzeyinde çok büyük bir başarı olması lazım. Denkliğin başka yerlerden o kültürel farklılıkları dengeleyecek başka özellikler olması lazım. Bunun içinde bulunan en önemli şey, belki sorular kısmında oralara geleceğini, işin varacağını tahmin ediyorum. O iki kişi arasında ortak üçüncü bir nokta bulunması lazım. İlişkilerin genelde erkenden sona ermesinin nedeni iki tarafın da bütün bakışlarının birbirine yönelik olmasıdır. Bu tükenir. Hiçbir şey, yani iki aşık düşünün, birbirlerinden başka hiçbir yere bakmıyorlar. Kesinlikle tükenecektir. Hangi, ne tür aşklar ya da birliktelikler süreklilik kazanır aşk düzeyinde? Evlilik olup olmaması önemli değildir, evliliğe dönüşüp dönüşmemesi. Bir ömür boyu sürmesinin nedeni o iki kişinin birlikte üçüncü bir yere bakabilme kabiliyetinin ortaya çıkması lazım. Bu kabiliyet ortaya çıkarsa ömür boyu aşklardan söz edebiliriz. Şimdi ben
Bu girizgah herhalde yeterince tahrik edici oldu. Fakat biraz kavramsal bir sıralama yapıp, çünkü burada öğrenciler çok, aşkı konuşurken felsefe aşkı bir imge olarak almaz, bir kavram olarak ele almak ister. İmgeleri kavrama dönüştürdüğümüzde de zihnimizin bir kapasitesinin hemen devreye girmesi lazım. Artık orada işte bilimsel düşünüş dediğimiz şey ortaya çıkar. Nedir o? Sınıflama. Yani classification. Sınıflamaya başladığınızda artık bir şeyi açık kılmaya başlıyorsunuz. Bir yandan yapılandırıyorsunuz. Sentetik bir işlemdir bu. Bir yandan da çözümlemeyi kolaylaştırıyorsunuz. Bu da analitik bir işlemdir. Hem analitik hem sentetik yapabiliyorsanız size ne mutlu. O yüzden şimdi aşk böyle koca bir okyanus, orada yüzen bir gül yaprağı gibi. Yani çok rahat istismar edebiliriz. Yani ben şimdi birkaç beyit okumaya başladığımda bir iki saatin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Sadece çok etkilenirsiniz ama aşka dair hiçbir kavrayış edinmezsiniz. Ama bir iki beyit de oku hocam. Gelmişken. Şimdi... Fuzuli demiş ya, aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıylı kal imiş ancak. Şimdi o, ben kıylı kal tarafındayım şu anda. Aşkı sınıflandırabilmek için elde bir şeyin, Spinoza'nın etikasından bir şeyi, eski bir hiyerarşiyi kullanmak istiyorum. Oradan hareket etmek istiyorum. O da en temel duygu nedir insanın? En temel duygusu, bu çok eskilere giden bir şeydir. Artık İslam düşüncesinde de Stoacılıktan çok etkilenildiği için Gazali'nin şeyde İhya-i Ulumuddin'i gibi halka yazılmış bir kitapta bile vardır. Sevmekten söz ettiğimizde şu soru sorulur. İnsan ilk olarak neyi sever? Ya da Arapçası şöyle, mahbubu evvel nedir? Sevilen, isterseniz siz buna aşık olunan şey deyin. Mahbubu evvel, insan bir muhip olarak, seven olarak, bir seven varsa mutlaka bir sevilen vardır. Bir aşık varsa mutlaka bir maşuk vardır. Aşıkla maşuğu bir araya getiren şeyin adı aşk. Ama maşuk, bir Leyla olması gerekir. İlk Leyla nedir? İlk Leyla'yı nerede arayıp nerede bulacağız? Eğer Mecnun isek. Buna efendim? Anne. Duyamıyorum. Anne diyorlar. Aa, yok. Buna verilen cevap hiç değişmez. İnsanın ilk mahbubu evveli zatıdır, kendisidir. İnsan önce kendisine aşık olur. Zaten başkasında da aşık olduğumuzda o da kendimizdir. Yani ona geliriz ama İlk mahbubu evvel, felsefe tarihi en azından böyle söylüyor, mahbubu evvel insanın kendisidir. İnsan önce kendisine aşık olur. Bu ne demek bu? Survive dediğimiz, ki aslı bunun konatus, hayatta kalma isteğidir. İlk aşk insanda konatustur. İlk arzu. Ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun yaşamda kalma. Bundan daha dibi yok. İstediğiniz kadar kazın, en dibinde insanın tinselliğinin, ruhsallığının en dibinde, en zemini konatustur. Yaşamda kalmak. İkincisi apetitustur. Apetitus ne? Fransızlar bon appetit derler. Afiyet olsun manasında, iştah diye çeviriyorlar. Aslında epitümya,
Oreksis, değişik şeyleri var Yunanlardan beri kullanılan. Aslında iştah, şehvet kelimesi aynı köktendir. Şehvet deyince bir mide, bir de midenin altı akla gelir. Üreme. Buna eskiler bitkisel ruh diyorlardı. Bundan sonra hayvani ruh başlar. Ama Arapça'da, yani daha bilimsel bir kullanımı, tarihsel olarak daha tutarlı bir kullanımı, iştah yerine şevk diyebiliriz. Şevk veya iştiyak. Aşkla aynı kökten gelir. Bu nedir? İnsanın sahip olduğu ikinci, yani bir üste çıktığımızda apetitusla karşılaşırız. Çünkü apetitus mesela karnınızın acıkması demektir. Acıktığınızda ne yaparsanız ilk güdülerdir. Doyma güdüsü. Yani güdüler niye vardır? Yani niye acıkırız? Acıkmanın amacı nedir? Doymak. Tatmin olması. İkinci amacı nedir? Olabilecek en kısa zamanda doymak. Zevk olarak doymak da var. O daha sonra gelir. Ama esas itibariyle güdülerin amacı birincisi doymaktır, ikincisi olabilecek en kısa zamanda doymaktır. O hedonizm has arzuyla başlayan bir şey. Yani o bir cupididas da ortaya çıkıyor. Conatus, appetitus, cupididas. Spinoza şöyle açıklıyor. Şevkle arzu arasındaki ilişki ya da işte bir ikincisine iştah dersek, iştahla arzu Farsçadır, şevk dersek arasındaki ilişki şu. Ben acıktığımda şu anda tansiyonum düşüyor filan desem ya da acıktım desem ne isterim? Doymak isterim. Değil mi? Yani acıkan insan doymak ister. Hangi konuda acıkmışsa. Ama desem ki hocam konuşmadan sonra ne yiyoruz? Ben balık istiyorum. Bakın doymak istiyorum demekle balık istiyorum ya da dondurma istiyorum demekle yemek istiyorum arasında ne fark var? Hayır, ben daha evvel yediğim, deneyimlediğim bir şeyi istiyorum. Buna Spinoza diyor ki arzuyla iştah arasındaki, yani apetitusla cupididas arasındaki fark ikincisine bir bilincin eşlik etmesi. Çünkü bir deneyim var. Denediniz, ben aynı hazzı istiyorum diyorsunuz. Şimdi yaşam burada başlar. Şimdi geldik doyum isterken mesela bir bebeği hayal edelim, bir et parçası olarak annenin memelerine asılıyor bebek, emiyor sütü ılık ılık, sonra doyuyor. Acıktığında ne istiyor çocuk? Yine aynı sütü istiyor. Artık bu arzuya dönüyor. Yani o basit bir doyma güdüsü, doyma arzusu artık anne sütünü talebe dönüyor ve memeye yönelik bir arzu halini alıyor. Anne vermiyor, çocuk ağlıyor. Vermiyor sütü. İşte bilim adamları diyorlar ki bu işlerden anlayanlar arzu nesnesi olarak çocuk gerçekte istediği şey artık zihninde olan şeydir. Anne filan yoktur ama omnipotans. Omnipotansı nasıl Türkçe'ye çeviriyoruz? Tüm güçlülük. Evet, yani tüm güçlülük ne demek? Bir bütün olmak demek.
Anne rahminde çocuk bir bütün. Oh, ekmek elden, su gölden. Plezantanın içinde mutlu. Tam bir bütünlük var. Orada tanrı gibidir. Kendisinden başka hiçbir şey yoktur. Sadece kendisi vardır. Doğar, hala bu yanılsama devam eder. Bebek doğduğunda sadece kendisi vardır. Anne yoktur, sen yoktur. Sadece ben vardır. Sen ne zaman ortaya çıkar? Sütü istediğinde anne çocuğu memeden ayırdığında ilk nefret başlar. İtme ve çekme. Çünkü aşk için böyle bir şey vardır. Arzuda birleşme, o memeye saldırma halini düşünün. Memeden ayrılma, bakın, biri çekme, biri itme. Bütün ilişki, duyguların ilk oluşma, mülkiyet burada başlar. Memeye sahip olamaz çocuk. İlk omnipotansın parçalandığı yer burasıdır. Birdenbire sen ortaya çıkar. Orada biri vardır. Ve ona istediği zaman istediği kadar süt vermemektedir. Şimdi ilk başta anne için, ki uzun da sürer bu ayrılışlar, bir hastalık biçimidir aslında tinsel açıdan. Anne çocuğu asla sen olarak görmez. Yani kendisinden bağımsız bir şey değildir o. Kendisidir zaten. Çocuk için de anne öyledir. Hala omnipotans yanılsama düzeyinde devam eder. Çocuk için anne bedeni kendisinden bağımsız bir sen sıfatını alamaz başta. Ne zaman o sene döner? Doyumlarda sorunlar ortaya çıktığında, onaylanmadığında. O zaman insan bilinci reddedildikçe, terk edildikçe, itildi. Tabii herkes şanslı değil ki. Annesinin sütünü bol bol emen, istediği gibi annesinin şefkatle onu doyuma ulaştırma görevini yerine getirdiğini söyleyemeyiz ki. Bir sürü yavru bu şeyden, ne diyelim, lütuftan mahrum bir şekilde büyüyor, büyüyebiliyor. Yani sümükler akan çocuklar işte altını ıslatmış değiştirmiyor, beceriksiz anneler, hasta anneler, sapık anneler filan. Annenin olumlu tarafı olduğu gibi olumsuz tarafı da var. Her anne annelik görevini çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize etmeyi beceremiyor ki. O zaman ne oluyor? Hans Kohut diye bir adam vardır. Çok severim o şeyi. Öneririm de gençlere. Bu Freud'un veliahtı olarak kabul ediliyordu. Fakat Freud'un kızı iktidarı ona devretmedi. Ona çok büyük bir çalım attılar. O sırada kansere yakalanıyor. Ölüyorum diye Freud aleyhinde falan atıp tutma. Bu da yani dökülüyor ve şeyin, o ortodoksinin başında iken birdenbire muhalif pozisyona düşüyor. Fakat çok az ömrü varken uzun süre yaşıyor ve bir fenomen haline geliyor. Hans Kohut. Türkçe'ye de çevrildi. İki kitabını öneririm. Biri kendilik çözümlemesi, biri kendilik yapılanması. Orada verdiği örnek önemli. Bu aşkı analiz ederken buna ihtiyacımız var. Bu ayrıntıya. Narsizm, yani omnipotansın bizde nasıl narsistik yapılanmalara dönüştüğünü ve aşkın bu narsistik yapılanmayla alakalı olduğunu göstermeye çalışacağım. En önemli, şöyle bir şey söyleyeyim tarihsel olarak. Ortodoks analistler için söylüyorum. Yani Freud ve takipçileri için narsistler koltuğa oturtulmaz, analiz koltuğuna. Yani psikanalizde narsistler
tedavi alınmaz. Zaten tedavi kavramı yok da, terapi kavramı yok ama koltuğa alınmaz. Neden alınmaz? Çünkü bir köle efendi ilişkisi vardır. Şey, analist orada efendi olarak göremezsiniz bile. O arka tarafta oturur. Siz arka oradan dinler sizi. Analizan da orada görmeden anlatmaya başlar. Narsistler şeyin efendiliğini kabul etmediği için analistin şey Freud onları koltuğa oturtmuyordu. Ama Heinz Kohut'la birlikte narsistler koltuğa alınmaya başladı. Psikanalizin tarihi açısından bu önemlidir. Heinz Kohut'un verdiği en önemli narsizmi açıklarken verdiği örnek çok akılda kalıcı bir örnektir. Bankta anne çocuğu parka götürüyor. Tabii bizde öyle bir şey yok ama bir Amerikan filminden bir park sahnesi hatırlayın diyeyim size. Anne bankta oturuyor. Çocuğu da çayıra bıraktı, çimenlere. Küçük böyle 2-3 yaşında koşuyor çocuk. Çocuklar ne yapar? Böyle oturuyoruz, bebeği bıraktık, koşmaya başladı çimenlerde. Ne yapar? Hayal edin, ben size söyleyeyim, şöyle taklidini de yapayım. Çıkar, öyle koşar gider, sonra durur, böyle bir annenin gözlerine bakar. İşte bütün yaşam burada başlar ya da biter. Anne şöyle yapar. Yürüm seni yürüm dediğinde tekrar gider, yine durur, yine bakar. Böyle bir oyun olarak buna Kohut onaylanma diyor. Onu onaylar, ben buradayım. Seni takip ediyorum, seni seviyorum. Korkma, açıl. Fakat anne şöyle yapsa, çocuk durdu. Döndü anneye bakarken, gazetesine baktı anne. Ne yapacak çocuk? Ruhsal yapılanması nasıl devam eder? İşte narsizm dediğimiz kişilik yapılanması böyle başlar. Çocuk onu onaylamayan annenin yerine sahtelerini koymaya başlar. Teknik bir terim olarak söylüyorum. Mastürbasyon mekanizması narsistik bir mekanizmadır. Onayı almayan çocuğun, anneden yerim seni bakışlarını almayan çocuğun yaşamı bir mastürbasyon yaşamı haline döner. Aşk bunun en önemli parçalarından birini almıştır modern dönemde. Bu büyük bir travmadır. Büyük bir terk edilme, kaybetmedir. O güven, omnipotans çok sert biçimde yarılır ve çocuk mesela şöyle der, baba beceriksiz bir adam, devamlı işten atılıyor, ne bileyim eziliyor, memur filan, anne ikide bir babaya hakaret ediyor, bir türlü para getiremiyorsun da kirayı veremiyoruz da onu yapamıyoruz da bunu yapamıyoruz diyor. Çocuk okulda kesinlikle şöyle söyleyecektir. Benim babam hepinizin babasını döver. Benim babam çok zeki der. Oysa zeka sorunu varsa. Çocuk telafi mekanizmaları dediğimiz mekanizmalarla eksikliğini bulduğu her şeyin bir simülasyonunu, bir sahtesini yaratırız. Mesela ben kendimle ilgili bir şey, narsistik şey yapılandırma örneği verebilirim. Çünkü hakikaten buna yıllarca böyle inandım. Bir süre sonra... Yarım saatte sonra sorulara cevap bırakalım mı? Tamam. Bu örnekten sonra. Şöyle düşündüm. Çok okumayı filan büyük bir erdem olarak kabul ediyordum. Sonra bu okumayı bir amaç olarak kendi irademle seçtiğimi ve yaşamımı buna göre ayarladığımı varsayıyordum. Ama yıllar sonra bundan kuşkuya düştüm. Bu acaba benim hayatta kalmak, kendimi iyi hissetmek için ürettiğim bir simülasyon muydu diye.
Bunu da Cemil Meriç'i çalışırken fark etmiştim. Cemil Meriç'in ünlü sözünü hatırlarsanız, yaşam ve insanlar çok kıyıcıydılar, kitaplara sığındım diyor. Aslında kitaplara sığınma, işte bu bahsettiğim narsistik terk edilme, beslenememe, onaylanamama gibi bir takım şeylerin, eksiklerimizi başka yerlerden doyurmadır. Şimdi buradaki gençler de aşık olmaya hakları var. Bu haklarını bol bol kullanmaya hakları var. Acaba bunu tabii ileride birileri söyleyecek. Şimdi ben bunu böyle bir edepsizlik yapmam. Hangi eksikliğin karşılığında bütün yaşamı bir delikanlının bakışlarında, saçlarının dalgalanmasında tespit etmeye, sağlamlaştırmaya çalışacak? Hangi oğlan annesinden alamadığı o onayı bir genç kızın kaçak gözlerinde bulmaya çalışacak? Bakın, bu ilişki bir seçim ilişkisi değildir. Ortada seçim yoksa zorunluluk vardır. Onu da çok hoşuma giden bir beyitle, sanıyorum La Edri'nin bir beyitidir. Uzun bir açıklamaya da ihtiyacı var onun, ama girmeyeceğim oraya, vakti iyi kullanmak bakımından. Çok rahat kullandım anladığım kadarıyla. Leyla ve Mecnun vakfıdır, geldi müselsel muttasıl. Meşrutadır zinciri aşk divaneden divaneye. Manası şu, burada iki kelime çok önemli. Biri vakıf kelimesi. Leyla ve Mecnun vakfıdır. Vakıf, Osmanlılar'da vakıf filan müesseselerini duymuşsunuzdur, bilirsiniz. Vakıf, bir insanın parasını, malını, mülkünü bir amaca bağlı olarak durdurmasıdır. Vakıf, vakfeden gelir. Durmak, durdurmak demektir. Çünkü nedir? Para ne işe yarar? Dolanım, dolanması lazım. Ticarette dolanır. Adam diyor ki, ben bu binayı ticari olarak dolanmasını istemiyorum. Ne yapıyorum? İşte Üsküdar Üniversitesi'ne bağışlıyorum, vakfediyorum. Bakın, bir amaca yönelik olarak onu vakfetti. Ama diyebilir ki sadece Üsküdarlı çocuklar ya da işte Karadenizliler ya da Diyarbakırlılar, hiç fark etmez, okuyacak ya da bu binada kalacak. Buna da şart, yani vakıf sahibi tarafından koşulan meşruta denir. Meşruta esas mimaride kullanılır. Camilerde ve tekkelerde mabedin yanında şeyh efendinin ya da imamın kaldığı yere meşruta denir. Eski Üsküdar'da filan, eski Osmanlı camilerinde böyle ahşap camiye bitişik evler vardır. Oraları meşrutadır. Eğer tekke ise şeyh ve ailesi kalır. Cami ise imam ve ailesi kalır. Burada da diyor ki Leyla ve Mecnun vakfıdır. Leyla ile Mecnun bu vakfı bırakmış. Nasıl gelmiş? Müselsel muttasıl. Hiç ara vermeden. Asırlar boyudur bu vakıf hayattadır. Ama bizim aradığımız şey ikinci mısrada, beytin. Meşrutadır zinciri aşk divaneden divaneye. Diyor ki bu vakfın bir de meşrutası var. O da aşk zinciridir. Yani bu vakıfta kalmak istiyorsanız, bu aşk zincirini takmak zorundasınız. Bu aşk zinciri asırlardır delilerden delilere intikal eder. Mecnun kelimesinin bir anlamı da biliyorsunuz delirmiş olan demektir. Cinlenmiş, tecennün etmiş anlamında Mecnun'a niye deli denir? Çünkü aşk akıldan azadeliktir. Hesap istemez. Hesapsız, kitapsız bir şeydir. Saf kalbin kararıdır. Dolayısıyla yani bir tercih değildir. Dolayısıyla aşk aslında bir
tutkudur. Eğer Türkçe'ye çevirecek olursak tutkudur. Tutku, tutan adamın yaptığı işe tutku denmez. Tutkuda ne denir? Bir kıza vuruldum denir. Bakın, tutuldum denir. Vurdum, bir kızı vurdum. Tavladım, şimdi öyle diyor hıyarlar. Oysa eskiler ne derlerdi? Hıyar burada toplumun seçkin kitlesi anlamında. İhtiyar anlamında. Şimdi vuruldum, tutuldum dediğimizde aslında geleneksel fiziğe uygun olarak ne demiş oluyoruz? Aşık olduğumuz kızın veya oğlanın oklarıyla, aşk oklarıyla, eros aşk demek biliyorsunuz, o oklarla vuruldum. Yani benim tercih etme, seçme, reddetme, inkar etme hakkım yok. İşte buna aşk zinciri deniyor. Aşık, aşk zinciriyle vurulan adam demektir. Maşuka vurulduğunda, maşuk için, kadınlar için kullanılır o tabir, Tanrı için de kullanılır. Kadının nesi vardır? Güzel kadınlar için kullanılır. Cazibe. Cazibe, eskiden şey derlerdi, yere çekim için. Cezbetül arz. Cezbe, cazibe, çekmek demektir. Cazibe dediğinde yani ben onu çekmiyorum. O beni çekiyor, böyle gidiyorum demektir. Aşık olduğunda cezbesine karşı koyamadım demektir. Şimdi cezbe nedir? Son tahlilde asırlarca böyle inanıldı. En azından Platon'dan beri biliyoruz. Tanrı bütün çekim merkezlerinin temeli olarak tanımlanırdı. Ve bütün evrenin yönetmesi onları kendine çekmekti. Neden? Çünkü Tanrı'dan var olan, taşan, Tanrı'dan dışlaşan bütün var olanların hepsi Tanrı'ya geri dönmek, Tanrı'ya benzemek, Tanrı ile tekrar birleşmek istiyor şeklinde tasvir edilirdi. Dolayısıyla aşkta esas itibariyle hiç tanımadığımız, bilmediğimiz biriyle birleşmeyi istemeyiz. Yani biz aşık olduğumuzda, eğer gerçekten aşık olduğunuzda size aşık olunmuş demektir. Ben aşık olduğum kadına öyle demiştim. Bana aşıksın biliyorum demiştim. Nereden dedi? Dedim ki ben sana aşığım çünkü. Sen bana aşık olmasaydın ben sana olamazdım. Yani aşkta tek taraflı aşk işin edebiyattır. Bu mümkün değil. Aşk olduğunda ikisi aynı anda vurulurlar. Yani nereden bilebilirsiniz aşık olup olmadığınızı? Bir, vazgeçemezsiniz, zorunluluk vardır. Tadını çıkarın, hiç karşı koymayın. Kime aşık olun, kim ne derse desin, zaten dinlemezsiniz. Yani zaten dinlemezsiniz. Ama esas itibariyle o zincirden zevk alır aşık. Aşık asla, ben hep söylerim. Derim ki Mecnun, yani çöllerdeymiş, su yok mu ya, biraz terledim filan der mi? Ferhat hiç der mi ya, ulan dağı delmek için o kadar uğraştım, yoruldum filan. Çıkan taşları satsak, kamyonlara koysak filan demez. Ne Ferhat dağları delerken yorulur, ne Mecnun çöllerde Leyla'nın peşinde koşarken yorulur. Terler, şikayet eder. Etmez. Kim şikayet eder? Onları seyreden bizler. Biz aşık olmadığımız için. Nasıl bu çöllerde böyle gidiyor? Aşık o yüzden asla aşkından dolayı yorulmaz, acıkmaz, susamaz, şikayet etmez. Aşktan pişman olan hiçbirini gördünüz mü hayatınızda? Kesinlikle o aşık değildir o. O sevmiştir, beğenmiştir filan. Aptal. Ben aşık oldum. Şu anda tabii aşk kelimesini o kadar çok kullanıyorlar ki. Ya ben bu dondurmaya aşık oldum filan diyor. Beğendim diyemiyor. Aşık olup da pişman olan bir kişi görülmemiştir. Aşkta pişmanlık olmaz. Benim öyle bir sözüm var. Yani vazgeçmeyi düşünüyorsan aşık değilsin demektir. Vazgeçemezsin ki. Buradan anlarsın zaten aşık olup olmadığını.
Eğer bu bir zorunluluksa yapılması gereken nedir? Tadını çıkarmaktır. Çünkü çok basit bir hesapla bu yapılabilir. Ya kaç kişi size günlerce, aylarca yağmur altında bir evin dibinde şey yapar, sevgili bir görmeyi hayal eder. Ya da oğlan şeyde, benim de başıma geldi. Böyle şeylerde de görüyorum. Ümraniye'de oturuyor. Kız şeyde, TÜYAP'ın olduğu yerde. Ha, benim yolum da oradan geçiyor diyor. Onu oraya bırakmaya çalışıyor. Senin de başına geldi derken? Efendim? Senin de başına geldi derken? Yani ben şöyle, ben 9 saat telefonda 9 saat konuştum. Uyumuş. Ben bilmiyorum, hala konuşuyordum. Şimdi oradaki asıl şey, mekanizma şudur. Bunu size hiç kimse yaptıramaz ki. Yani oradaki hesap şu. Diyelim ki, ya şuradan bir ekmek alır mısın diyor. Bir bardak su verir misin diyor. Ya kendin al diyor. Şimdi düşünsenize, o diyor ki diyor filan. Kalkıyorsun Çin'den şeye su götürüyorsun. Şimdi bunun değerli kılan nedir? Bunu sana kimse yaptıramaz. Ve düşünün, bir kız bunu yaptırıyor. Bir oğlan bunu yaptırıyor. Yani sırf onun en ufacık bir endişesi bütün gözünüzü karartmaya neden oluyor. Şimdi bu al bir şey midir? Biz lisedeyken Büyükada'ya giderdim. Mayıs aylarında şey olurdu. Okul, sınıf, böyle kızlar dolmalar yaptırır filan. Adaya gidilir işte. Eşeklere binilir, denize girilir girilmez filan. Ya ben Kaptan Köşkü'nden atladım. Çünkü kız arkadaşım da şeyde, vapurda. Tam Büyükada'ya yaklaşıyoruz. Ben çıktım yukarı. Paletlerim var. Tabii paletle nasıl atlanır? Boğaz çocuğu, yüzmeyi biliyoruz filan. Çivileme atlanır yani. Balıklama atladım. Kıza şov olsun diye. Tabii. Yani şöyle, bunu... Konuğumuz çok değerli. Şimdi... Aşk adamı diye boşuna demiyorum ben. Efendim? Aşk adamı diye boşuna demedim. Yani şunu demek Kaptan istiyorum. Kaptan Köşkü'nden balıklama atladım. Bu aşkın nesnesi değişebilir. İnsan canını da verebilir. Esas olan, burada bir aşkı değerli kılan şey, bu mekanizmanın karşı konulamaz olmasıdır. Ve yaşamda karşı konulamaz, kendimizi bir köle gibi hissettiğimiz, gönüllü köle haline koyduğumuz bu deneyimi, deneyim herkese nasip olmaz. Yani benim öyle bir sözüm var, bu hayatta herkes birini bulabilir ama birbirini bulmak çok az insana nasip olabilir. Birbirini bulmak o kadar zor bir şeydir ki, dolayısıyla onun aşkın hazzı, şiddeti o birbirini bulmaktan gelir. Buna ne denir? Bu bilinmeyen bir kelimedir, size bugünün hediyesi olarak ikram ediyorum. En iyisi ruh denir. En iyisi ruh. Bugün günümüzde çok iğrenç bir tamlama haline ruh ikizi diyorlar. Yani bu kadar kötü Türkçe olmaz. Bu ruh ikizinin aslı en iyisi ruhtur. En iyisi ruhu bulmak, o kötü Türkçe ile ruh ikizini bulmak şu demektir. Şiirle bitirelim. Bütün edebiyatımızın aşk deneyimini adlandırdığı, örnek aldığı şey Araf suresi 172. ayette Kalu Bela istiharesi denilen bir deneyimdir. Bu deneyim Kur'an'da şöyle geçer. Tanrı bu ruhlar alemi diye yorumlanır yorumcular tarafından. Bütün
Önce ruhlar yaratılır, sonra bedenler. Bu önemli bu sıralama. Bu Platoncu bir şeydir, yorumlama biçimidir. Ruhlara şöyle seslenir. Erestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi soru iki türlü sorulur. Ben senin arkadaşın mıyım? Bu bir soru. Ben senin arkadaşın değil miyim? Bakın bu da soru. İkisine de evet diyebilir mi? Hayır. Çünkü olumlu soruya söylenecek evetle olumsuz soruya söylenecek evetin anlamı değişir. Ben senin arkadaşın mıyım? Evet. Ben senin arkadaşın değil miyim? Evet. Olmalı. O yüzden Arapçada iki tane evet kullanılır. Biri ne? Ben senin arkadaşın mıyım? Ne? Ben senin arkadaşın değil miyim? Bela. Elbette. O yüzden Tanrı ruhlara şöyle seslenir. Eresti bir Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bakın ürkek bir soru değil mi? Ben sizin Rabbiniz miyim? Söyleyin bakayım demiyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, bela, elbette sen bizim Rabbimizsin. Sonra Tanrı ne diyor? Hocam, hiçbir şey demiyor. Burada bitiyor film. O şairler de bu sahneyi ele geçiriyorlar. Burada bana biraz izin verin. Ahmet Paşa'dan devam edeyim. Nesimi, Ahmet Paşa ve Akif. Şimdi hakikaten Sufiler Kur'an'daki bu pasajı çok şairane bir sahne olarak yorumlarlar. Neden? Çünkü hakikaten ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette. Sonra bir laf söyle be. Yok. Sahne orada bitiyor. Bunun üzerine Ahmet Paşa da bunu kendi tarzınca bir daha yorumluyor. Diyor ki bir merhaba sundu ezelden çeşmi yar. Öyle mest oldum ki gayrın merhabasını bilmedim. Bensin Rabbiniz değil miyim sorusunu Ahmet Paşa merhaba demek olarak yorumluyor. Yani Tanrı merhaba dedi. Ama bunu Tanrı demiyor, ne şöyle söylüyor. Şimdi çözümlememiz lazım. Canıma, canıma yani. Bakın ruhlar alemine atıf geldi şair. Bizi bedenime demedi yani. Canıma bir merhaba sundu ezelden. Ezelden demekle de bezmi elest, ruhların ilk yaratıldığı an. Canıma bir merhaba sundu. Sundu diyor. Niye sundu? Diyor çünkü lütfet, istese yapmayabilirdi. Merhaba dedi. Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşmiyor. Diliyle mi söyledi? Hayır. Gözleriyle merhaba dedi. Öyle sarhoş oldum ki o günden itibaren başkalarının merhabasını hiç duymadım diyor. Sadece o Tanrı'nın merhabasıyla ömrüm geçti diyor. Bunu Nesimi, şimdi tam hatırlayamayabilirim, zamanında yazmıştım ama donanımlı gelmedim yani not almadım. O da şey diye izliyor, ezelden içtik vahdet cürasun. Yani şey diyor, ruhlar aleminde birlik şarabından bir damla tattım diyor. Öyle bir sarhoş oldum ki diyor o Tanrı'yla, o çünkü Tanrı'yla bir arada ya ruhlar, o zaten o ruh Tanrı'nın ruhu yine. Ama yan yana, daha bedene gelip dünyaya inmemiş. Öyle bir sarhoş oldum ki bir daha diyor içmeye hiç gerek kalmadı diyor. Şeyin tam orijinali aklıma şu anda gelmedi. Fakat şairler nazire yazarlar. Nazire edebiyatta, hele bizim klasik edebiyatımızda
çok cüretkar bir şeydir. Yani ne diyorsun? Bir ustanın yaptığı konuşmanın bir benzerini yapacağım diyorsunuz. Yani rezil olmak işten değildir. O yüzden çok virtüözite ürünü, yapıtları nazire yapılmaz yani. Yapıyorsanız ona denk olması lazım. Ve Akif, Mehmet Akif, Ahmet Paşa'nın bu beytine bir nazire yazıyor. Bakalım namusu kurtarmış mı tabiri caizse. Senin Mecnun'unum, bir tek sensin taptığım Leyla. Ezelden sunduğun şehla nigahın, mestiyim hala. Akif şöyle diyor, ilk mısra biraz açık. Senin Mecnun'unum, bir tek sensin taptığım Leyla. Şimdi tabii Akif dindar da bir şair. O yüzden şeriatın tabiri caizse hassasiyetlerine, duyarlılıklarına da dokunmadan şeyden tabiri caizse sınırları zorluyor. Senin Mecnun'unum, bir tek sensin taptığım Leyla. Tanrı'nın tekliğine, tevhide, vahdete işaret ediyor. Ama önemli olan sözcük burada tapmak. Tapmak puta tapılır. Niye? Çünkü bilinç yoktur tapmada. İbadet öyle değil. İbadette niyet var. Niyet ettim, niyet eyledim Allah rızası için öğlen namazının farzını kılmaya. Baksanıza saf bilinç, hiç aşk yok. O öyle kılınan namazdan ne olur yani, değil mi? Niye? Bilinç var çünkü. O yüzden ibadetlerin birinci farzların birinci farz niyettir. Niyetin olmasının sebebi bilinçsiz ibadet caiz değildir. Nerede? İşte ibadet camilerde ama sufilerde niyet olmaz. Aşkta niyet mi olur ya? Sana aşığım biliyor musun? Filan şundan dolayı saçların çok güzel, gözlerine bayıldım. O yüzden konuşman da çok iyi, o yüzden sana aşık oldum. Filan. Aşkta neden olmaz. Eğer biri neden aşık olduğunu söylüyorsa yalan söylüyordur. Yani asla bir aşık, niye o kıza aşık oldun ya da oğlanda ne buldun sen? Ya işte uzun boylu, yakışıklıydı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyorsa aşık. Ya bilmiyorum. Yani niye aşık oldun bilmiyorum. Çünkü Harun Reşit şey yapmış. Lan demiş, şu getirin şu Leyla'yı, bu bizim Mecnun demiş. Kime aşık oldu bir bakalım, bu çöllerde ziyan oluyor bu çocuk filan, getirmişler Leyla'yı. Halife demiş ki, ya bu kara kuru bir şey, bunun nesine aşık oldu, bunun için mi çöllere düştü filan demiş. Leyla böyle yapmış. Ama sultanım demiş, sende Mecnun'un gözleri yok. Sen bana Mecnun gibi bakmıyorsun ki. Yani davar gibi bakarsan kara kuru gibi görürsün. Sen Mecnun gibi bak, bak beni nasıl göreceksin. Akif de öyle diyor. Senin Mecnun'un bir tek sensin taptığım Leyla. Ahmet Paşa'ya hemen gönderme var. Ezelden sunduğun. Ezel de geçiyordu hatırlarsanız. Sunmak da geçiyordu. Ezelden sunduğun şehla nigahım. Mestiyim hala. Şimdi o ezelden sunduğu merhabanın, Çeşmiyar'dan sevgilinin gözleri ona merhaba demişti. O merhabayı duyunca bir daha kimsenin merhabasını duymadım diyor. Akif merhaba yerine başka bir şey kullanıyor. Şehla nigah. Bilen var mı şehla nigah? Ben çok anlatırım derslerimde ama. Orada baygın bakış diyor galiba. Ay, baba benim derslere katılanlardan bu çakal. Evet doğru. Baygın bakış kadınlarda yani şöyle yapıyor. Yani bakıyorum. Baktı mı bana mı baktı bilen belli değil. Çünkü eresi bir rabbikum bela yok. Devamı yok. Yani arkadan nasılsın, ne yapıyorsun ne filan hiçbir şey yok. Eresi bir rabbikum bela. Tabii evet, evet. Aşık mısın? Aşığım. Yok gitti. Akif de diyor ki
ezelden sunduğun şehlani, yani o kayık bakış böyle. Ulan bana baktı acaba, o bitme falan hani. O kadar kısa ki. Fakat ben onunla diyor bir sarhoş oldum diyor, hala ayılamadım diyor. İşte bu ayılamama, mest olma hali, aklı yitirme halidir. O yüzden dervişler şeyle, alkol olarak, şarapla filan sarhoş olmayı küçük görürler. Ama ilahi aşk, bu mest olmanın, yani ilk mest olmanın simülasyonu olarak varsayarlar. O yüzden sarhoşlara filan bizde kötü davranılmaz. Neden? Delileri ve sarhoşları biz severiz. Bizim Balaban'ın delileri, sarhoşları şarabını şeyler, şeyhler korlardı. Neden? Çünkü şöyle düşünürlerdi. İnsanda kötülük düşünmeye başladığında, hesap yapmaya başladığında ortaya çıkar. Delilerin kimseye zararı olmaz, hesap bilmez deli. Aşık da öyledir. Aşık hiç kimseye aslında zarar vermez. Aşığın zararı kendisi nedir? O da bundan şikayet etmez. Ve yaşam da büyüme, olgunlaşma, tekamül etme esas itibariyle bir bilinçlenme sürecidir. Akıllanarak biz ehlileşiriz. Kümes yaşamı dediğimiz yaşama, tutkulardan arındırılmış. Şimdi bir film daha geldi aklıma, Ekus. Ekus'u seyredin. Çok önemli bir filmdir. Bir çocuğun psikiyatri tarafından tedavi edilerek içindeki tutkuların öldürülmesidir. Toplum bizi tedavi eder. Buna ıslah diyorlar. Toplumsal maslahat, yani ortak iyi, toplumsal ortak iyinin elde edilebilmesi için bizler toplum tarafından uslandırılırız, akıllandırılırız. İtiraz etme, toplumdan ayrı kalma yeteneklerimizi yitiririz. İşte evlilik, işe girme, alt üst ilişkileri, üstümüzde amirimiz, altımızda memurumuz filan olur. Ve bunların hepsi uslu ilişkilerdir. O yüzden bizde uslu çocuk tabiri iki anlama gelir. Us, akıl demektir. Uslu çocuk hem akıllı çocuk demektir. Hem de ne dersen yapar, itiraz etmez, sorun çıkarmaz, sessiz, sakin anlamına gelir. O yüzden uslandırmak, akıllandırmak, itiraz etme yeteneklerini yok etmek, aykırılıklarını yok etmek demektir. Ve toplum acımasızca bizim aşık olma yeteneğimizi, yani toplumdan ayrılabilme, sadece kendimize ait bir şeyi isteme yeteneğimizi, hata yapma yeteneğimizi yok eder. Bizi kendisine benzetir, bizi uslandırır. İşte deliler uslanmayanlardır. Onların hakkı nedir? Kötek. Kötektir. O yüzden bu toplum delileri döver. Deli demek, mecnun demektir. Mecnunları döver, yani aşıkları döver. Çünkü aşık uslanmayan adamdır. Size ustan uzak güzel aşklar dileyerek bitiriyorum konuşmamı. Çok teşekkürler. Daldık gittik aslında. Nasıl bir yolculuk yaptık? Önce aşkın bir kavuşamama hali olmasından başladık. Sonra narsisistik bir biçimde kendimizle olan ilişkisinden aşkımızın başladık. Sonra bir aşıkla maşum birleşme hali olduğundan başladık. Sonra ilahiyata doğru, ilahi aşkı sevdiğinin gözünde görmekten devam ettik. Yani müthiş bir yolculuk. Aslında Halil Cibran'ın meşhur bir şeyi vardır. İnsan düşüncesi kafesteki bir kuş gibidir. Yani kelimeler onun sözcükler, onun kanatlarıdır. Ama o kafesin içinde sadece o kanatları çırpabilir, kafesin dışına çıkamaz. Bazen kelimeler bizim hapishanemiz, gardiyanımız haline geliyor. Aşk çok güzel bir kavram ama ne kadar fazla şeyi tek bir kavramın üstüne boca ediyoruz aslında, değil mi? Evet. Yani ben şimdi buradan bir sürü aşk tanımladım. Sana şey soracaktım aslında, birbirine aşık iki insandan aşk doğmaz mı diyecektim. Çünkü ilk başında öyle başladık. İlk başında tekil bir taraftan, tek bir kişinin üzerinden yürüyordu. Platonik.
Platonik geliyordu. Yani kişiye özgü bir şeydi. Sonra bir anda bir birleşme, kavuşma hali olarak aşıkla maşun birleşmesinden başka bir şey çıktığını gördük. Sonra yaratıcılığı da teşvik eden bir şey olduğunu gördük. Belki en son söylediklerinde şunu anladım. Yani toplum bizi dövmeye çalışıyor. Bir yandan da toplum aşığa ve deliye bir tolerans da gösteriyor. Çünkü şiirlerimizi, müziklerimizi, hayatımızın rengini o deliler sağlıyor bir yerde. Yani sanatçılar. Sanatçılar. Sanat olması için o toplumun zincirlerinden kurtulmak gerekiyor. Yani ben normal sıradan, bazen ben de böyle kendi kendime şiirler yazarım, bana aa yazsana derler. Ama nasıl yazayım yani, ben sevdiğim adam her akşam kapıyı açıyor, içeri giriyor. Sofraya oturuyoruz, sohbet ediyoruz. 30 küsur yıldır bu durum böyle yani. Buradan ben nasıl aşk şiiri çıkartayım? Vuslattan yani, olmaz. Vuslattan olmaz yani, bu belli ki bir şey çıkması lazım ki birileri şiir yazsın. Birileri bizim yerimize aşık olsun, çile çeksin. Acılara gark olsun. Sezen aşık olmasaydı Türkiye ne çok şey kaybederdi. Çok şey kaybederdik. İyi ki o durmadan birilerine aşık oluyor. Yani normal şartlarda bizim gibi toplumsal, tek eşli falan yaşayan bir kadın olsa, yani hayatı boyunca aynı insanla evli kalsaydı belki huzurlu ve statik bir yaşamı olurdu ama biz o şarkılardan mahrum kalırdık. Onun için aslında o aşıkların çektiği çileler bizim için çekilmiş çileler. Yani toplumsal bir sorumluluk üstleniyorlar. Ben şey sormak istiyorum. Bazı insanlarda aşka meyyal tipler mi oluyorlar? Yani mesela bir insan ömründe aşkı bulabilir ya da hiç bulamayabilir. Yani sevdiği bir insanla evlenir, çok mutlu, huzurlu bir yaşamı da olabilir. Bazıları da durmadan belki kendi yaratıcılıklarını teşvik ettiğini bildikleri için de kendilerine aşk gözünü mü açıyorlar zaman zaman? Yani böyle açıp ya aşka meyyal insanlar mı var? Yani bir insana hiç kısmet olmuyor da bir insana nasıl 10 tane aşk kısmet oluyor? Nasıl oluyor yani? Ya ama yani şöyle söyleyeyim. Haklıyım ama. yani işte hak etmiyor demektir. Yani aşk bir sunu ise, eğer bir lütufsa, bazıları bunu hak ederken bazıları etmiyor. Peki ne bunun ölçüsü var mıdır diyelim. Saptamayla belki başlayabiliriz. Şimdi ben de yıllarca hep bu zoon politikon sözcüğünü, Aristoteles'in Nikamakos'a etiğinde geçen insan toplumsal, siyasal, politik bir canlıdır sözünü, bizimkiler onu medeniyum bir tab, insan özü gereği medenidir, toplumsal ve siyasal bir canlıdır diye yorumlar. Hep böyledir diye düşündük. Bir tane daha var, insan zoon logikondur aynı zamanda, düşünen canlıdır, akıllı canlıdır. Fakat bu hiç yıllarca benim için bu tanımlar açıklayıcı olmadı. Ta ki Kant'ın bir yorumunu okuyana kadar. Orada şey diyor, insan bir yönüyle toplumsal canlıdır, doğrudur. Yani bir karınca tarafımız, bir arı tarafımız var, bir sürü tarafımız. Yani esas itibariyle kümes hayvanı gibiyizdir. Aristoteles buna kümes hayvanı yaşamı der, haz yaşamı. Nedir? Üç tane özelliği vardır. Yer, içer, cinsel ilişki kurar, üremek için. Bu kadar. Başka? Uslu olan, bunların aşktan nasibi olmaz. Yani çünkü kümes hayvanı. Yani tavuğun ya da horozun aşkı olmaz. Horoz 20 tane tavuğun içinde. Yani aşık horoz olmaz. Özgür itirazı var. Biz itirazı gidiyordu neredeyse vallahi. Sırrı hocamız psikoloji bölüm başkanımız böyle bir anda itiraz etti. Oldu mu bize dedi, tavuk koroz dedi gibime geldi. Şimdi ama devam ediyor, diyor ki insanın bir tarafı da toplumsallığa direnir. Şimdi bunun en iyi örneğini şeyden akılda tutulabilir. Hepimiz böyle ya bu İstanbul'dan sıkıldım, bu binalar, bu beton, bu trafik gürültüsü filan. Şöyle bir ormana gideceksin, bir dağ kulübesi, bir göl kenarında filan. Ya git bir hafta 10 gün sonra ya İstanbul'un gürültüsünü özledim deyip geri dönersin. Hakikaten insan bu iki
yönünün, iki yanının, bu çelişkinin ürünüdür. Toplum da öyledir. Toplum esas itibariyle toplum dışılıkla birlikte topluma itiraz eden uyumsuz yanımızla birlikte toplumu oluştururuz. Toplum sırf uyumlu unsurların birlikteliği değildir. Despotik toplumlar filan öyle zannedilir. Değildir. Aristoteles'in Platon'a en büyük eleştirisi ve en haklı eleştirisi budur. Tek tip bir devlet tasarladığı için Platon, Aristoteles der ki toplum özü itibariyle çokluktur, birlik değildir. Yani hep birlik, beraberlik, birlik, beraberlik diyorlar. Tam tersine. Çokluk, çoğulluk, farklılık toplumu toplum yapan özelliğidir. İşte aşk bizim toplumsal o arı tarafımız, o karınca tarafımız değil. O sürüden ayrılmayı isteyen yanımızdır. O yanı ağır basan, onu da şöyle söyleyebilirim. Hakikaten hepimiz aynı koşullarda yaşama gözlerimizi açmıyoruz. Çok büyük mahrumiyetlerle, yaralanarak, düşe kalka yaşamı deneyimliyoruz. O düşe kalkma sürecinde o yaralar, o mahrumiyetler, şimdi mesela zengin çocuklarından aşık olur mu? Yani burası özel üniversite, zengin çocuk. Niye olmasın? Parası olan aşık olamaz diye bir şey var mı? Bence olamaz. Çünkü parayla alırım der. Parayla alırım. Yani şöyle, hakikaten de öyledir. Bir zengin çocuğunun cep telefonuyla olan ilişkisiyle, böyle bir fukara evladının cep telefonuyla, iPhone'la olan ilişkisi bir olabilir mi? Bir tanesi ne fırıldaklar çevirmiştir o telefon, kötü bir ikinci el iPhone bulabilmek için. Ötekisi ayağında sektiriyor olabilir. Bir tane daha alırım diye. Hocam krallar tahtını bırakıyor aşk uğruna ya. Hayır din ama. Din icat ediyorlar. Hayır, oradaki nesne değişiyor ama. Ha. Yani bir tanesi de bütün değerlerini yok ediyor o kralın yerine oturmak için. Yani biri hiçbir ahlak tanımıyor. Rişelyeler bilmem neler değil mi? Kastettiğim şu. Mesela çok yakışıklı böyle Brad Pitt, işte Richard Gere filan gibi böyle çok hakikaten erkek güzeli adamlar vardır. Bunlar aşık olur mu? Ya da bunlar aşık olduğunda nasıl aşık olur? Önemli değil. Ben aşık kısmını söylüyorum. Peki Brad Pitt Angelina'ya aşık olmuş mudur sizce? Bence oldu. Angelina gibi bir kadına aşık olunur. Bu önemli değil Angelina olup. Örnekte bir şey söylemeye çalışıyorum. Çok yakışıklı. Benim böyle bir tezim vardı. Ben bunu çok denedim. Bağlı denekler üzerinde. Şu anda söylediğim şey mücerreptir diyebilirim. Yakışıklı delikanlılar ya da güzel kadınların aşık olma kabiliyeti düşük olur. Neden? Kadın o kadar güzeldir ki ya bütün arılar değil sinekler bile üstüne konmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla sadece içinden birini seçecektir. Ya da oğlan öyle yakışıklıdır ki yani daha içeri girdiğinde bütün kızlar onun için çıldırmaktadır. Mesela. Şimdi bu tür tiplerin aşık olma kapasitesi düşük olur. Çünkü hiçbir kadını elde etmekte zorlanmadığından ya da bir adamı çünkü aşkın mahrumiyetten doğduğunu anlatmaya çalışıyorum bir telafi mekanizması olarak. Ben şöyle bir yorum yapmıştım ki benim kardeşim de çok yakışıklı, erkek güzeli bir çocuktur. Ona da dedim aşık olduğunu söylediğinde hiç bilmiyordum. Yaptığım testlerden biriydi. Dedim, seni reddetti değil mi o kız dedim. Evet dedi. O yüzden yakışıklılar reddettikleri kıza aşık olurlar. Kadınlar da kendine yüz vermeyen, çok Angelina Jolie kime aşık olur? Ona yüz vermeyecek bir adama. Çünkü bütün dünya peşinden koşarken biri onu ciddiye almazsa narsizmi bunu kabullenemez. O yüzden aşık olma kapasitemiz aslında bizdeki bir takım mahrumiyetlerle
alakalıdır. Yani toplumsal yani bazıları bunları bazı özellikleriyle dengeyi buldukları için o mahrumiyetin mükafatından da mahrum kalıyorlar. Yani aşk o yüzden bir seçim, bir üretim değil. Bir rastlantısal bir tarafı var. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yaşamı şanslı başlamayanlar için aşk bir ödüldür diyebilirim. Yani ortalama tiplerin böyle bir ödüle ihtiyacı yok. Yani zengin çocuğu derken herhangi birini bir kesimi şey içinde bulunmak için söylemiyorum. Onu kategorik olarak istediğini elde edebilme, doyma yeteneği güçlüyse, sürekli onaylanmışsa, bu kadar güçlü bir ihtirasın onda oluşma koşulları da yok olmuştur. Yani mesela babasının kime aşık olur? Babasının fabrikasının başına geçeceğini ya da holdinginin başına geçeceğini hayal eden bir oğlandan aşık olmaz. Ama babasıyla çatışan ve ben iş adamı olmak istemiyorum, ressam olacağım filan diyen bir çocuğun muhtemelen ödül olarak babanın servetini reddetmesinden ötürü aşık olma aşkla ödüllenebilir. Bizden sonra ders var mı? Onun için şöyle iki tane soru alabilir miyiz? Arkada müsaadenizle öğrencilerimize aktaracağız. Siz arada diyalogunuz. Arkadan bir arkadaşımız. Evet, sen elini kaldıran arkadaşa. Mikrofon geliyor orada. Var mı? Ha, varsa tamam. Şeyde dörtte bitirebiliyorsak tamam. Soru alabiliriz o zaman bir iki tane daha. Hocam konuşmalarınız için teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sağ bu için. Şeyle ilgili. Ayağa kalkabilir misin daha rahat aynen, verelim. Ben de kalkmış olayım. Postmodern kültürle ilgili olaraktan hani ilişkilerin kısa süreli olmasıyla ilgili üzerine konuştuk biraz. Şey olabilir mi? Yani bu kısa süreli olmasının sebebi olaraktan belli sınırların hani sınır tanımazlığın ve belki de hani sabitelerin olmamasının bu aştaki saflığı öldürmesi ve belki onların kısa süreli olmasına bir sebep olarak görebilir miyiz? Bunu böyle diyebilir miyiz? Tam anlayamadım soruyu. Şimdi postmodern kültürdeki aşkların kısa ömürlü olmasının sebebi olaraktan sınır tanımazlığı sonucu. Hani bu böyle bir sınır tanımazlık olmasından dolayı ilişkiler kısa sürelidir gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Ve belki de bu sınır tanımazlık hani saflığı da bozan bir unsur mudur? Hani o toplumdaki belli baskılar da hani sanat üretkenliği oluşturmuştur gibi bir şey söyledik. Özlem kalmıyor demek istiyor. Sınır tanımaz, bir sınırı yok. Yani bir sabitesizlik. Yani şöyle tabii. Belli sabitenin olması gerekir mi yani gibi. Yani kısıtlanmalar ortadan kısıtlanmaların ortadan kalkması, tutkuların ortadan kalkması demektir. Yani aslında tutku dediğimiz şeyleri oluşturan zorlanmadır. Yani ben niye 40 yıldır neredeyse evden çıkmadan kitapların içinde yaşıyorum? Okuyarak değil, neredeyse kitap yiyerek yaşıyorum. Çünkü ben lise 2'de şu aşağıdaki cuma sesinde okuldan atıldım. Siyasal olaylar nedeniyle. O eğitim hayatım yarım kaldı. Zaten bir süre sonra kendimi içeride buldum. Muhtemelen, tabii böyledir demiyorum ama muhtemelen o yarım kalmışlık duygusu bende çok yoğun bir tutkuya yol açtı. Ve ben kendimi adeta okumaya vesaireye adadım. Yani neredeyse 60'a geliyorum artık, 57 yaşındayım. Hala günde 15 saat gece gündüz demeden, sağlığıma da hatta biraz zarar vererek, sağlığım el vermemesine rağmen aynı tutkuyla okuyorum. Şimdi normal biri ya nasıl yapıyorsun hocam demesine benziyor bu. Modern yaşam bazı zorlamaları ortadan kaldırdığı için, mesela benim o tür analizlerim vardı, cinsel ayrımlar ortadan kalkacak, yani eşcinsellik daha yaygınlaşacak demiştim. Bunun sebebi üreme yeteneğini biz artık devlete terk etmek üzereyiz, az kaldı. Çünkü insan, yani tekleri, bizler üreme hakkımızdan vazgeçsek bile devlet insan ihtiyacını
hem de istediği genlerle oynayarak elde edebilecek durumda. O halde tür bizden üreme konusunda katkı artık istemiyor. Bize muhtaç değil. Bize ne kalıyor? Haz. Haz kalınca bak sınır yok. O halde hazın her türlüsüne açık hale geliyoruz. O bakımdan zorlama ortadan kalkarsa tutku ortadan kalkar. Maniyalar, engeller zannedildiği gibi kötü bir şey olduğu düşünülür. Benim yani güçlü karakterlerin hepsine bakının, bu tabii sadece olumlu bir şey değil, güçlü karakter bir anlamda bir kusurdur da aynı zamanda. Ama güçlü karakterler zorlanan karakterlerdir. Hayatta kalmak için mücadele eden karakterlerdir. Ruh da, beden demiyorum ama ruh da tabiri caizse aşka nerede ihtiyaç duyuyor? Engellendiği ölçüde. O yüzden belki adlandırma hızlıca yaptığım için zengin çocukları dedim. Ama daha varsıl kesimlerde aşklar yoksul kesimlerde yaşandığı gibi yaşanmaz. Yaşanamaz. Neden? Kısıt yok, kısıtlanma yok. Elde edebilme olanakları çok fazla olduğu için işte doyuyor. Doyma baygınlık meydana getiriyor. Oysa mahrumiyet tutkuya yol açıyor. Hırsa, ihtirasa ya da azme. Yani hırs ve ihtiras olumsuz kullanılır. Bunun yerine biz olumlu, iyi şeyler isteniyorsa azim ve gayret deriz. Kötü şeyler isteniyorsa hırs ve ihtiras deriz. O yüzden politik ihtiraslardan söz edilir. Ama dersine çalışan bir çocuğa yani amma muhterissin denmez. Ne kadar azimli bir çocuk denir. Aşkta da böyledir diye düşünüyorum. Kısıtlanma önemli yani. Mikrofonu şuraya doğru verebilir miyiz bir öğrencimiz? Hocam. Öncelikle üniversitemize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Benim bir sorum olacaktı. Benim çok sevdiğim bir sözünüz vardı. Vazgeçmek elindeyse aşık değilsin demektir. Sözünü biraz açar mısınız? Onu isteyecektim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani vazgeçmek elindeyse demek, yani bir kızı diyelim ki genç bir kıza aşık olduğunda bir delikanlı, ilişkinin belli bir aşaması, hangi aşaması olması önemli değil, vazgeçebileceğine inanıyorsa aşk bitmiş demektir. Çünkü vazgeçemez. Bu onun elinde değildir. Hani aşk zinciri diyoruz ya, ayağında pranga varsa kaçamaz, gidemez ki bir yere. Deneyebilir. O yüzden orada aşkın, aşk deneyiminin bizim irademizle, isteğimizle, hatta beynimizle alakalı olmadığını söylüyorum. Belki kayda girsin diye bir şey yapayım. Bazı yerlerde söylüyorum. Aşkı eskiler nasıl tarif etmiş? Bir tabibin, 9. yüzyıldan bir tabibin notlarından aşk üzerine yazdığı bir şey var. Pek bilinmiyor. Ama Hristiyan bir tabip. Buhtişu'nun tanımı şöyle tanımlıyor. Diyor ki aşk fart-ı mehabbet mea şehvet demektir diyor. Yani şehvetin eşlik ettiği aşırı sevgiye aşk denir. Aşk aşırı sevgi demektir, ifrattır. O yüzden de doktorun yani Buhtişu'nun kitabının şeyi, aşk bir hastalıktır, tedavi edilmesi gerekir. Çünkü aşırı olan her şey Aristocu olduğu için denge yok. Dengesiz olduğundan dolayı aşk bir marazdır. Yani bir hastalıktır.
ve tedavi edilmesi gerekir diyor. İşte vazgeçmek elindeyse koşulu kibarca şey diyor. Vazgeçmek, aşıksan vazgeçmek elinde değildir demiş oluyorum. Bir şey sorsam, hayatında hiç aşkı deneyimlemedim diyen kaç kişi var burada? El kaldırabilir mi? Hiç aşk hissetmedim. Bir el kaldırın, korkmayınca ne olacak? Aşk hayatımızın bir parçası. Hiç aşık olmadım diyenler. Aşk ne kadar hayatımızı kaplıyor, farkında mısınız? Ne kadar aşk? Ama ben sorayım aynı soruyu. Hadi de. Sor. Peki Mecnun gibi aşık oldum diyenler ellerini kaldırsınlar. Bak 5 kişi, 10 kişi. Yok yok, kalkıyor efendim. Mecnun gibi çöllere düşecek kadar aşık oldum diyenler. Yani çöllere düşüp düşmediğinizi sorarım ha. Çöllerden niye düşsünler? Belki kavuşmuşlardır. Niye düşsünler? Hayır, yani şöyle demek istiyorum. Tabiri caizse gerçekten aşkı ben dibine kadar yaşadım diyecek kaç kişi var diye sorsak. Çünkü bunlar mahalledeki konfeksiyoncu kıza aşık olan tamirci kira. bunlar... Nereden biliyorsun hocam? Belki hayır. Ben gözlerine bakınca aşkı yaşayabilecekler gibi görünüyor. Şöyle tabii, sizin gözleriniz derinleri görüyor. Ben miyop olduğum için onları şey yapamıyorum, göremiyorum ama zaten buradakiler için söylemiyorum. Ama neticede çocukluk aşkı diye bir şey var. Gençlik aşkı var. Aşkı yaşadım diyenlerin çoğu gençlik aşkı yaşamıştır. O yüzden gençlik aşkı aşk değildir. Bunu söylememe kaç izin veririz. Kaç yaşında aşık olursak aşk olarak kabul ediyoruz? Şöyle belli bir aşkta aşk bir zincirdir derken akıldan uzaklık dedik ya. Şöyle söyleyeyim, aşık olan aklını kaybeder. Bunlar da yok zaten. bunlar geldiniz da. Yani öyle bir kız, Mecnun Leyla için aklını yitirdi. Şimdi bu 18 yaşındaki, 20 yaşındaki liseli, üniversiteli bir çocuk ister istemez tabii kızı beğeniyor, çıkıyorlar pastaneye. Efendime söyleyeyim, eskiden böyleydim. Benim babam bile bana rahmetli şey demişti. Kaç 15 yaşlarında filan, yani lise 2. Bağlarbaşı Cumhuriyet Lisesi'ndeyim o zaman. Oğlum dedi, öyle tabii çok yol yordan bilen bir insandı rahmetli. Olur dedi, belki bir gün dedi arkadaşınla dedi bir pastanede filan bir çay içmek istersin. Bu 20 lirayı dedi, cüzdanın bilen yok oğlum. Cüzdanın bir kenarına koy dedi. Hani olur dedi, arkadaşınla, bu kadar fazla muhataplı yüz gözde olmuyor benimle. Bir pasta filan yersiniz. Şimdi ben okey oynuyorum, bilardo oynuyorum, kahveye gidiyorum. Pastane değil ama babam kibarca anca öyle bana söyledi. Kızı bilardocuya götürmedi mi sen hocam? ben de aldım o bari doğrudan şeye, füze kıraathanesinde bilardo okey oynadık filan. Babamın bana gösterdiği o toleransı, bakın çocuk şeyi, ergen psikolojisi, aradan bir ay falan geçti, para yok tabii, haftalığı ben birinci gün bitiriyordum, gittim babama şey dedim, baba dedim, kız arkadaşımı buluşacağım, bana aşık verir misin dedim. Rahmetlinin bana kullandığı sıfatı burada söyledim. Şey derdi, baban hariç eşi olacak. Başka soru var mı arkadaşlar? Hep erkekler soruyor, kızlardan yok mu? Bir dakika, bir kız öğrencimizden istiyorum. Yok. Mecnun'un aklını yitirmiş olması ona bir tam bir tam mı? Yoksa gerçekten o da kendisi de... Ay bu bir ödül, akıl bu anlamda olumlu bir şey değil ki. Sananlara aşık diyoruz, sanmayanları, gençlere işte aşık rolü oynadıklarını düşünüyoruz onların. Yani tabii burada bir süblimasyon var, takdir edersiniz. Abartılı konuşuyoruz. Ama mesela Kafka, demin siz kafes filan deyince aklıma geldi. Aşk konusunda çok böyle güçlü metinler zannedildiği gibi çok değildir. Bir tane şeyi
öneririm ama. Kafka'nın Milena'ya mektupları. Bir de nişanlısına yazdığı Felice'ye mektuplar var. Aradaki farkı görün. Felice ile nişanlı evlenecek bir Yahudi kızı. Milena ise aşık oldu Viyanalı bir yazar kadın. İkisine kullandığı usluba filan bir bakın. Yani o bakımdan önemli. O şey der. Çok severim. Şimdi Almancası aklıma gelmeyecek yine. Yaşlanıyoruz. Bir kafes bir kuş aramaya çıktı diyor. Bir kafes bir kuş aramaya çıktı. Yani kendisini kafes olarak nitelendiriyor. Yani kuşu bulduğunda onu kafesleyecek. Bu ne demek? Özgürlüğünü elinden alacak demek. Çünkü aşkın yıkıcı bir tarafı da var. Aşk aşık olduğunun özgürlüğünü elinden alır. Yani zincirler onu. Kendisi de köleleşir. Karşı tarafı da köleleştirir. Yani örtük bir mülkiyet ilişkisidir. Evet, buyurun. Bir şey söylemek istiyorum. Aşk değilse de aşk nedir diye sorunca söylediği var. Oğlan kızı ister, vermezlerse aşk olur. Köyde öyle oluyor zaten. Köy aşkı o işte. Bu ideolojik yapılanmalardaki, yani örtükten sonraki hurilere aşık olan ya da ideolojisi proleter iktidarla olduğu zaman kendini tatmin olmuş hissedecek. Yani ideolojik yapılanmalarla yaşanan şeyler de aşk mı? Yani ya bu kötü bir terminoloji hatası var burada. Tutku diyebilirsiniz ona. Yani tutku bir yani şöyle gerçek diyebilirsiniz, hakikat diyebilirsiniz. Şimdi politik gerçekler olur da politik hakikatler dediğinizde olmaz ama felsefi hakikatler olur. Dolayısıyla ideolojik bağlılıkların aşk olarak adlandırılması o ideolojiye sahip olan insanlar için olabilir. Yani bir İslamcı için dini bir yönetim ya da model için hayallerini bir aşk olarak ifade edebilir. Biraz Türkçeyi kötü kullanıyor diye düşünürüz. Ama biz daha çok bunlara tutku diyoruz. O yüzden demin o ayrımı yaptım. Dün konuştuğumuz için oraya girmedim. Fazla böyle köşeli bir konuşma olmasın diye. İki kelimenin anlamı üzerine düşünsek. Bir tanesi pasyon. Descartes'in kitabını Le Passion de l'âme. Bunu ruhun ihtirasları diye çevirdiler. Filan bir türlü hala çeviremiyorlar. Duygulanın filan diyorlar. Bakın bir pasyonu düşünün. Pasyonun karşıtı aksiyondur. Aktif pasif. Demek ki ahval-i nefsaniye ben buna infial diye çeviriyorum. Yani tam motamot tercümesi pasyonun infialdir. İnfial mesela, infiale kapılmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş terk edin burayı dediğimizde infial edilgenlik demektir. İkinci sözcük, onu da Spinoza'dan aktarıyorum. O da yarı kartezyen bir filozoftur. Afeksiyon tabirini kullanır. Ruhun afeksiyonları. Afeksiyonun Türkçesi edilgi filan denilebilir. Edilgin olmak. Pasyonla aynı anlama gelir. Dolayısıyla tinsel topografya içerisinde bu konuştuğumuz şey, bu tinsel durumların hepsi duygular ya da afeksiyon ve pasyon başlığı altında yer alır. Ben yani öyle bir ders olsa ben size ruhun ahval-i nefsani anlamında kin, nefret vesaire bunlar aynı şeylerdir. Ama bunları bakın ya pasyon ya afeksiyon diye adlandırıyoruz. Yani edilginlik olarak. Burada özne olamıyorsunuz. Bilinç olmadığı için zincir kelimesi, zorunluluk kelimesinin kullanılması, bunun bir seçim meselesinin olmaması ruhsal olarak bizim sürüklenme, cezbeye kapılma biçimimiz. O yüzden normal olarak ben 16 yaşındaki ideolojik sürüklenmelerimi aşk olarak adlandırabilirim. Kötü bir Türkçe olur. Ama bir şeye, tutkuya kapılma, ideolojik olarak işte vatanı koruma bilmem ne filan gibi adlandırabilirim.
her iki halde de şunu demiş oluyoruz. Ortak taraf var, haklısınız. Nedir o ortak taraf? İkisi de bilinç dışıdır. İkisinde de bilinç yoktur. O yüzden bir ev kadınının marketteki alışverişine de bilinçsizce olduğu takdirde aşk diyemeyiz. Değil mi? Onu da alışveriş tutkusu deriz. Yani orta sınıf ev kadınları biraz da mutsuz iseler kocadan yana filan. İki tür tepki veriyorlar genelde. Bir tanesi titizlik hastalığı. Şey öyle demişti psikanalist, Uluslararası Psikanalist Derneği Başkanı bir hatun gelmişti. Kocalarını öldüremedikleri için virüsleri öldürmeye çalışıyorlar diye. İkincisi hakikaten ev kadınlarındaki aşırı titizlik ruhsal yapılanmada problem olduğunu gösterir. Bir de aşırı alışveriş yapma. Ama bunların hiçbirine aşk demiyoruz. Yani bilinç dışı şeylere duygulanım diyoruz, işte pasyon diyoruz filan yani. Çok teşekkür ediyoruz. Zamanımız kalmadı. Düzenli belki bir daha çağırırız burada. Öğrenci arkadaşlarımızın da çok yoğun ilgisi var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür fakültemiz ederim. Adına. Her zaman bekliyoruz. Şereftir benim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.